Mapfre Vakfı'nda özellikle hani bu yıl yaptığımız projelere odaklanırsak, odak alanımızda öncelikle çocuklar, yaşlılar, engelli bireyler ve ihtiyaçları olan yetişkinler var ve dolayısıyla Türkiye'ye aktardığımız kaynakların özellikle bu kitlelere hitap etmesine dikkat ediyoruz. Bu kapsamda baktığınızda sağlıkla ilgili en büyük projelerimizden bir tanesi bahsetmiştim. Çocuklarda, 5-7 yaş arası çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi ve obezite ile ilgili farkındalık artırılmasına ilişkin o yaş kitlesine özel olarak dizayn edilmiş gerçekten çok güzel bir tiyatro oyunumuz var. Bunu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle yürütüyoruz ve okullarda bir yıllık plan dahilinde oyunları oynuyoruz ve bunu da aktif materyallerle destekliyoruz. Örneğin işte o öğrenmelerin hayata geçirilmesini, sınıf içi öğrenmeyle desteklenmesini sağlayacak öğrenci ve öğretmen kitaplarımız var. Piktogramlar kullanarak yapıyoruz. Geçen sene 12 bin çocuğa ulaştık. Bu sene 10 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz projeyle. Bunun yanı sıra yol güvenliği projelerimizden bahsetmiştim. Yol güvenliği ile ilgili bu yıl biz de gerçekten gurur duyduğumuz bir projeyi hayata geçirdik. Yine bir tiyatro oyunu, yine çocuklara yönelik başladık. Bıdık ile Köpük Trafikte isimli trafik kurallarını aktarmayı hedeflediğimiz bir oyun. Bizim açımızdan özel tarafı, biz ilk defa bu oyunu İDO ile işbirliği yaparak Bandırma Yenikapı seferlerinde oynadık. Eylül ayı boyunca sergilendi. Daha önce denizde oynanmış bir tiyatro oyunu bilmiyoruz biz. Dolayısıyla bu proje bizim açımızdan çok anlam ifade ediyor. Ama devamında Ekim ayından itibaren büyük tiyatro salonlarında çocuklara ve velilerine bu oyunu ücretsiz olarak aktarmaya devam edeceğiz. Toplumsal olarak ihtiyaçlara odaklanıyoruz demiştik. Bizim özellikle Mapfre olarak, Mapfre Vakfı olarak dijital gelişime verdiğimiz önem çok büyük. Çünkü bilgiyi toplamayı, bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Böyle olunca dijital kanallara eğilmek ve daha çok sayıda toplum bireyine ulaşabilmek amacıyla bir başka diğer projemiz de İşte Yol Güvenliği adını verdiğimiz bir portal. Portallara çok önem veriyoruz. Dolayısıyla bu portalın içerisinde aslında işi trafikte araç kullanmak olan şoförlere kendilerine düşen sorumluluklarla ya da işte toplum açısından en güvenli şekilde kullanmalarını gösterecek hem işverenlere faydası olan hem de araç kullananlara faydası olan bir proje yönetiyoruz. Bu da bir portal üzerinden yapılıyor. Tabii ki şu anda en büyük gurur duyduğumuz projelerden bir tanesi Kaçuv'la yaptığımız ve kanserli çocukların ailelerine gerçekten doğru ve derli toplu bilgiyi ulaştırabilecek olan ve ulaşımı da kolay olacak olan portalımız. Bir diğer projemizi de TEV ile birlikte yapıyoruz. Şu anda öğrenci seçimi aşamasındayız ama 33 tane öğrenciye, ki bunların 10 tanesini özellikle engelli öğrenciler arasından seçiyoruz, bir yıllık eğitim burslarını sağlayacağız. Sürdürülebilir projeler yaratmadaki en büyük ideallerimizden birini de bu projeyle gerçekleştirmiş olacağız.